Arkadaşlar merhabalar. Bugün 2 Kasım 2022 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi Twitter'da şunu görünce Cem Toker'in paylaşımını herhalde dedim şaka yapıyor. Ve kayda geçeyim dedim. Şimdi Cem Toker kim arkadaşlar? Liberal Parti yani Besim Tıbuk'un kurduğu bir parti vardı biliyorsunuz. Daha sonradan o Besim Tübük o şey yapılınca, kenara çekilince o partinin başkanlığını yaptı. Sonra yine orayı bıraktı ama kendisini liberal olarak tanıtan birisi. Şöyle hatırlayın, resimleri de bunlar. Evet, şimdi bir de ben geçenlerde bir söyleşi teklifinde bulunmuştum. Pek yanaşmadı. Cevap çıkmadı yani. Bakarız falan dedi ama cevap çıkmadı. Şimdi arkadaşlar burası İran galiba. İran'da insanlar işte kalabalık bir şey var. Trafik tıkanmış bir gösteri var. Diyor ki şimdi şey yapacağım. Eğer diyor bu videoda İranlılar diyormuş ki tek yol Atatürk diye bağırıyorlarmış. Tek yol Atatürk diye bağırıyorlarmış İran'da. Fakat şey yapanlar yorumlarda İran'ın işte Kürt bölgesi diyorlar. Ondan sonra şimdi bakalım bir de siz dinleyin bakalım İranlılar tek yol Atatürk diye bağırıyor mu? Tek yol Atatürk diye niye bağırsın İran'da? Tekrar bir daha alıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman mesela birisi diyor ki ben diyor Farsça da biliyorum, Kürtçe de biliyorum diyor. Orada diyor tek yol Atatürk yok diyor. Bir müzisyen diyor ki ses bindirmiş olabilirler. Hafif sağdan soldan öyle bir ses geliyor diyor. Bir bakalım tekrardan şeye yaklaşımlara. Arkadaşlar bu şeyi paylaşımı 6252 kişi likes beğenmiş. 477 kişi buradan bir bölüm alıp retweet yapmış. 820 kişi de retweet demiş. Bakın ne kadar bir açlık var. Yani bu içi boş Kemalizmi bir yerlere oturtma acizliğini görüyor musunuz? En ufak fırsat değerlendiriliyor. Sanırım bunu şeye bağlamaya çalıştı. Yani İran'da şimdi başörtüsü çıkartıyorlar ediyorlar. Yani sanki İran'da işte Türkiye gibi Türkiye'deki rejim gibi bir özlem var. Onun için işte Atatürk'ten medet umuyorlar. Yoksa Atatürk'ün hangi şeyi İranlıya uyar? İran'da yaşayan Kürtlere olsun diğerlerine uyar. En azından ne mutlu Türk'üm diyor adam değil mi yani? Neyse şimdi bunu teyit.org pek güvenmediğim ama oradan birisi teyit.org'a da sormuşlar. O diyor ki videoda ben şu tekrar arkadaşlar şurayı bir alayım ben size bakın görün. İranlılar demiş. Tamam mı? Çiziyorum bakın. Bir dakika. İranlılar tamam mı? Tek yol Atatürk diye bağırıyorlarmış diyor. Ama Emin adı bir de tereddütünü de koyuyor. Katakullü. Yani bu işin içinde bir oyun yoksa diyor. Tamam mı? Emin de değil adam. Yani şeye de düşmek istemiyor. Tufaya da düşmek istemiyor. Fakat en azından bekleyebilirdi yani bunu sağlamasını yapabilirdi. Teyit edebilirdi. Buyurun. Birisi merak etmiş, sormuş. Videoda diyor, Jin, Jiyan, Azadi.
Yani kadın, yaşam, özgürlük sloganları atılıyor. İşte bu bir operasyon başladı ya İran'da, başörtüsü çıkartma falan. Onunla ilgili bir şey diyor. Slogan atışı diyor. Tamam, şimdi buna mukabelen kulağa gelen sesler farklı farklı olabilir arkadaşlar. Sen oradan onu çıkardıysan diyor, bak İranlı bir şey ne derler, molla mı diyelim, Ayetullah mı diyelim, o da bak konuşması İran Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasında şöyle bir kelime geçiyor abi, yani buyurun açalım. اساس این اجلاس بر مبنای دوستی سه کشور و همسایگی سه کشور هست. Yani şimdi sen bunu neye yoracaksın? Tek yol Atatürk'e mi yoracaksın şimdi? اساس این اجلاس بر مبنای دوستی سه کشور و همسایگی سه کشور هست. Heh, neyse. اساس Tamam, şunu این kapatalım. اجلاس برمد Nevşin Mengü'ne demiş, gerçek değil, üzerine ses yüklenmiş demiş. Ses yüklenme de yok. İşte neler geçtiğini söylüyor. Arkadaşlar en ufak kırıntıyı değerlendiriyorlar. Mesela hatırlarsınız bir Alman turist oturuyormuş bir yerde. Adam çok güzel. Bir de kendisiyle dalga geçer gibi kurmuş cümleyi. Hakan Ercan paylaşmış. Bir Alman turist fotoğrafını çekmişler. Diyor ki Alman bir turistmiş diyor. Yani Atatürk'e benzeyen. Bir an diyor kurtulduk zannettim diyor. Yani geldi. Görüyor musun? Adam sakin sakin oturuyor. Yani en ufak profilden, sözden, cümleden medet umuluyor. Bu Ruhani'nin daha yakın bir videosu. Kısa bak, tekrar bakalım. دوستی سه کشور و همسایگی سه کشور هست. Evet. Bir başka teyit şeyi ne diyelim, web sitesi Doğruluk Payı adı. O da mesela, ona da sorulmuş. O da diyor ki Mahsa Amini'nin mezarının bulunduğu yerdeki anma töreninde tek yol Atatürk sloganı atıldığı iddiası yanlış demiş. Koymuş çarpıyı, yani yanlış. Onaylanmamış, tamam mı? Yani en azından buna sorabilirdin. Bu kadar mı ihtiyacınız var ya? Recep Maraşlı güzel anlatmış. Açıklamış. Katakulli falan yok. Videoda diyor Kürtçe cin, ciyan, azadi, kadın, yaşam, özgürlük sloganları duyuluyor. Kimsenin umurunda değil Atatürk. Hele de Kürtlerin ve İranlıların. Yani onu demek istiyoruz abi. Bir Kürt'ün İranlının ne işi olur yani Atatürk'le? Cem Töker'e güzel cevaplardan birinde herhalde Erol Taş vermiş kahkahasıyla. Nihat Genç'ten de güzel bir cevap, ama bunun Atatürk'le ilgili olduğunu bilseydi bu şeyi çekmezdi. Ne derler? Bu cümleyi kullanmazdı. Bakın ayrıntılı cevap vermiş, olayı anlatmış. Şöyle, video ölen Kürt kızının 40. günü. Bölge İran Kürdistan'ı, Sakkes şehri, Merberk diktatör, cin, ciyan, azadi, kadın hayat özgürlük diye Farsça Kürtçe olarak slogan atılıyor. İranlı diktatörün şahsında. Atatürk Kemalizm diktatörüne de hayır deniyor aslında demiş Ayhan Akın. Evet arkadaşlar, bir daha bakalım o videoya, ondan sonra kapatalım. Bakalım Cem Toker ne diyor. Arkadaşlar 2 Kasım 2022 Çarşamba, ben Bahattin Çağdaş.
Videoda katekülü yoksa demiş Cem Toker, İranlılar tek yol Atatürk diye bağırıyorlarmış. Kayda geçelim dedik. Kolay gelsin.